Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde veteriner hekimi Doktor Burakan Karaağaç bizlerle birlikte olacak. Özellikle biz tabii bu zamana kadar kahverengi kokarcanın tarıma verdiği zararlardan bahsettik ama ekosisteme olan zararını hiç konuşmadık. İnsan sağlığına bir zararı var mı? Bunlara çok fazla değinmemiştik. Hocamla birlikte tabii bunlara değineceğiz. Bir yandan tabii sokak hayvanları ile ilgili hangi çalışmalar yapılabilir, bunlar gündemde olacak. Bir de yeni evcil hayvan sahipleneceklere önerilerini alacağız, nelere dikkat edilmeli noktasında. Bunları konuşacağız. Sizler de merak ettiklerinizi sorularınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir. Ordu Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim ve konuğumuza dönelim istiyorum. Hoş geldiniz Burakan Hocam. Hoş bulduk efendim, merhabalar. Merhaba. Şimdi hocam tabii bu zamana kadar yaptığımız yayınlarda da geçtiğimiz yıldan bu yana bu istila var. Tabii Türkiye'de çok daha uzun bir soluklu Artvin'den başlayarak ama Ordu'ya baktığımızda geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar kahverengi kokarcanın tarıma verdiği zarardan bahsettik ama hiç şöyle detaylıca ekosistem üzerindeki etkisinden, nasıl bir böcek olduğundan bahsedemedik aslında. Siz de işin uzmanısınız, sizden dinleyelim istiyorum. Öncelikle kahverengi kokarca hangi böcek sınıfına giriyor? Nasıl bir böcektir? Şimdi Sayın Büşra Hanım, kahverengi kokarca Arthropoda dediğimiz eklem bacaklar sınıfına girmekte ve taksonomi sınıflandırması ki ismi Halimorfa halis olarak geçmektedir. Daha çok bunlar yumurtlama döneminde larva ve pupayla büyüyen canlılardır. Genel olarak orijini Güneydoğu Asya ülkeleri, Çin, Tayvan, Kuzey Kore civarları ana kökenleridir bunlar. Onun dışında 100'e yakın bitki çeşidinden beslenebiliyorlar kahverengi kokarca türleri. Türkiye'deki ilk vaka bildirimi yani 2017 Eylül ayında İstanbul Levent'te tespit edilmiş ve bildirilmiş. Tabii Türkiye'ye girişi daha çok Balkanlardan ve Gürcistan tarafından girildiği tespit edilmiş. Ve şu anda da 2024 yılı itibariyle bütün Karadeniz havzasında, yani Artvin'den itibaren ta Ordu, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, ta Zonguldak'a kadar, evet, yani Sakarya, Düzce, Batı Karadeniz'e kadar, evet, neredeyse ulaştı. Batı Karadeniz'e kadar artık yayılmış durumda şu anda. Peki mücadele için ne yapabiliriz? Özellikle bu tip çocuklarla ilgili. Pardon, özür dilerim. Buyurun tabii. Genellikle, böceklerle ilgili. Böceklerle ilgili diyeyim. Trisoscus japonicus denilen samuray arıları halk tabirinde doğal vektör mücadelesi yapılmalı. Biyolojik vektör mücadelesi. Yani kimyasal ilaçlama biz çok önermiyoruz. Çünkü bilinçsizce kullanım ve kalıtım problemleri var zehirlenmeyle ilgili. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da mevcut. Evet, bu yıl içerisinde aslında samuray arısı özellikle tabii bizler genellikle şunu biliyoruz, samuray arısının nasıl etkili olduğu ile ilgili özellikle bırakmış olduğu yumurtaları parazitleyerek kendi yumurtasını bir nevi samuray arısını bırakarak çoğaldığını ve bu şekilde mücadele ettiğini biliyoruz. Bu yıl içerisinde de ciddi sayıda da doğaya salınımı gerçekleştirildi. Tabii bir yandan kimyasal mücadele, mekanik mücadele devam ederken de biyolojik mücadele de bunların kolları olarak da yine etkin anlamda da etkili oldu bu noktada. Peki siz nasıl değerlendirdiniz bunu? Biyolojik mücadele çalışmalarını, samuray arısını. Ya şimdi Artvin'de Çorum Üniversitesi'nde bir profesör hocamız bununla ilgili çalışmalar yapmakta. Ama henüz daha yeteri kadar mücadele yapılamamakta. Çünkü artık vatandaşların bireysel olarak yapabileceği bir şey değil bu. Özellikle yapılan çalışmalarda %50'ye kadar fındık rekoltesinde ve veriminde, yani randımanında azalma tespit edildi. Bu ciddi bir ekonomik kayıp. Yani $500 milyon ile $1 milyar arası tarımsal zarardan bahsediliyor. Bu Karadeniz bölgesi ekonomisini ciddi oranda etkiler. Evet.
Bir de sadece bu yıl içerisinde değil şimdi. Çok fazla çoğaldığını, ürediğini bildiğimiz için de ilerleyen dönemlerde de mücadele edilmezse belki de işte bizim en önemli geçim kaynağımız olan yeşil altınımız, fındık başta olmak üzere pek çok ürünün geleceğinden bahsedemez konuma geleceğiz belki de. Tabii ilerleyen dönem içerisinde 2025 yılının belki de Temmuz-Ağustos ayı içerisinde tekrardan doğaya salınacaktır samuray arısı ama bununla ilgili çalışmalar devam ederken ben bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi çok özür dileyerek bir şey daha. Buyurun tabii ekleyebilirsiniz. İnsanlara zararı konusunda kokarca böcekleriyle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili vücut sıvılarının toksik olduğu belirlenmiştir. Özellikle deri ve göz rahatsızlıkları bildirilen vakalar var. Nadirdir ama vatandaşların dikkat etmesini öneririm bu konuda. Şimdi bununla ilgili hocam hazır bundan bahsetmişken şunu soracağım. Sosyal medyada sıklıkla yayınlandığı vatandaşların özellikle bahçeye girdikleri noktalarda işte kokarcanın dokunmuş olduğu yerlerde sizin dediğiniz gibi kızarıklıklar. Bu noktada kokarcanın ısırdığı söylendi. Kokarca ısıran bir böcek mi? Çok fazla ısıran bir vaka bildirimi yok ama dediğim gibi en tehlikelisi salgıladığı vücut sıvıları toksik madde olarak anafilaksi ve alerjiye sebebiyet verebiliyor. Özellikle deri ve göz temasında. Vatandaşlarımızın ve üreticilerin bu konuda dikkat etmesini öneriyoruz. Peki temas ederse şimdi tabii vatandaş mücadele ediyor. Özellikle kışlaklarda mücadele devam ediyor. Kışlak dediğimiz yer nereler? İşte evlerimiz, ahırlarımız, serenderlerimiz, kapalı alanlarımız. Yani birebir temas halinde olduğumuz noktalar. Eğer kokarcayla temas ederlerse ne yapsınlar? Bol sabunlu suyla yıkamalarını öneriyoruz. Eğer daha komplike bir vakayla karşılaşırlarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz efendim. Ya şimdi bizler tabii pandemi döneminde dezenfektanlara çok alıştık, kolonyalara çok alıştık. Bu noktada bunlar da etkin midir? Bununla ilgili yapılan çalışmalar yok ama dediğim gibi katı sabun ve özellikle suyla durulaması deriye ve temas ettiği bölgeye penetrasyonu ciddi oranda azaltacaktır. Evet. Peki ekosistemi değerlendirecek olursak, diğer canlılarla uyumuna bakacak olursak bunda bir zararı var mı? Diğer canlılarla uyumu nasıldır doğada? Kokarca böceklerinin diğer canlılarla uyumu normal doğal seleksiyonla alakalı bir şey. Yani herhangi bir zararı yok. Özellikle dediğim gibi yüze yakın bitki çeşidinden beslendiği için daha çok tarımsal zararlarıyla ilgili kokarca böceklerinin problemi var. Evet. Şimdi bir diğer konuya gelecek olursam, özellikle sokak hayvanları son dönemlerde gündemden düşmeyen konulardan bir tanesi. Özellikle hayvanseverler bu noktada biraz daha seslerini yükseltiyor diyebiliriz. Peki sokak hayvanlarına neler yapılabilir? Şimdi hepimizin mahallesinde, yaşam alanlarında varlar. Yani bizim gibi önem veren insanlar genelde bahçelerine ya da işte balkonlarına bir mama, bir kap mama, bir kap su koyuyorlar ama şöyle bir baktığımızda onlarla yaşıyoruz şu anda. Onlarla birlikteyiz. Peki neler yapılabilir bu noktada? Şimdi bununla ilgili bence şöyle yapılması lazım sokak hayvanlarıyla ilgili. Ya bence sokak hayvanı diye bir tabir yok. Sokakta yaşayan hayvan var. Çünkü bu dünya hepimiz. Normalde bunlar vahşi doğada hep ormanlık alanda yaşayan canlılar. Bizim şehirleşmenin etkisiyle tabii şehir içine kaydı bu. Şimdi tabii bütün insanlar hayvan sevmek zorunda değil. Fobisi olanlar var, korkanlar var ya da daha önce ısırılmış veya zarar görmüş insanlar var. Bunları da düşünmek zorundayız. Yani kimseye zarar vermeden ortak bir çözüm noktası uygulanabilir. Bununla ilgili ne yapılabilir? Benim önerim şu. Devletin bununla ilgili bir sürü hazine arazisi var. Normalde Büyükşehir Belediye yasasına göre sokak hayvanları ile ilgili belediyelerin barınakları sorumludur. Veteriner hekim istihdam etmesi lazım ve bununla ilgili tedavisini, kısırlaştırmasını, çiplemesini ve aşılamasını yaptırması gerekiyor. Bununla ilgili klinik ve hastaneleri kurup bu çalışmaları yapıp çiplenip kaydedildikten sonra çevrili özel alanlarda bu çocuklara bakılabilir. Şimdi şehir içinde yaşamasıyla ilgili şöyle problemler var. Özellikle trafiğin aktığı yerlerde aniden yola atlayabilip ölümlü kazalara sebebiyet verilebiliyor. Evet. Buna özellikle dikkat edilmesi lazım. Siz şimdi tabii mesleğiniz gereği de pek çok noktada geziler, ziyaret düzenlediğinizde rehabilitasyon merkezleri, barınaklara da gidiyorsunuz. Peki şöyle bir Türkiye'den örneklere bakacak olursak örnek olarak nereleri gösterebilirsiniz? Valla benim bundan önce gittiğim Bursa'da Osman Gazi Belediyesi'nin çok güzel bununla ilgili yaptığı bir çalışma var.
anlatayım sizlere onu. Tabii detayını dinleyelim sizden. Mesela kedi ve sağlıklı kedi köpekler sadece kedi köpekler için değil, diğer canlılar için de işte ceylan olur, tavus kuşları olur ya da diğer kanatlı kuşlarla ilgili ormanlık alanı çevrili bir alanı var. Onun dışında kedi evi var kediler için istihdam edebilecekleri, rahat edebilecekleri. Hasta hayvanlar için ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve rehabilitasyon kafesleri var. Tedavi edildikten sonra bunları doğal ortamlarına takip edildiği surette salıyorlar. Bir de tabii ki evcil hayvan mezarlığı var. Bence orada da en büyük eksiklik. Çünkü artık evcil hayvanlar evin bir bireyi olarak görülüyor. Mutlaka bence Ordu'da da gerekli. Çünkü insanlar son yolculuğunu uğurlamak istiyorlar. Görüp hatırlamak, anılarını tazelemek istiyorlar. Çünkü onların ömrü bizler gibi değil Büşra Hanım. Maksimum ömrü 10-15 yıl olan canlılardan bahsediyoruz. O kısa anıları, tatlı anıları insanlar hatırlamak istiyor ne yazık ki. Bununla ilgili bir uygulama belediyenin var mı bilmiyorum ama bence gündeme alınması gerekiyor. Evet. Sizin aslında bu konuda önerdiğiniz şu anladığım kadarıyla. Hı-hı. Hayvanları doğal ortamından da uzaklaştırmadan, evet, onların da kendi aralarındaki, hı-hı, ilişkiyi de bozmadan ama yine de bir kontrol ve denetim altında, evet, olması bu noktada önemli. Tabii özellikle hasta hayvanlar da oluyor. Şimdi dışarıda vakalarını görebiliyoruz. Kuduz gibi işte, hı-hı, pek çok bulaşıcı hastalıklar da olabiliyor. Bu noktada neler yapılmalı? Şimdi 250'ye yakın zoonoz hastalıklar var. Hı-hı. İnsandan hayvana, hayvandan insana geçen hastalık grubuna biz zoonoz hastalıklar diyoruz. Bunlardan en önemlisi kuduz ve diğer parazitlerdir. Evet. Gündemde olduğu için söylüyorum. Türkiye'de kuduz vakaları bildirilmeye başladı. Çoğu gelişmiş ve Avrupa, Amerika ülkelerinde eradike edilmiş. Yani tamamıyla ortadan kaldırılmış bir hastalık artık kuduz. Türkiye'den herhangi bir evcil hayvan götürmek isteyen vatandaşlarımız yurt dışına bu konuda çok sıkıntı çekiyorlar. Çünkü orada denetimler çok sıkı. Evet. Ne yazık ki Türkiye'de denetim mekanizmasında eksiklik olduğu için kuduz çok ölümcül bir hastalık. Yani tek tedavisi aşı. Başka bir alternatifiniz yok. Bu yüzden aşılama çok çok önemli bunlar için. Evet, özellikle evcil hayvanlar. Koruyucu hekimlik olarak, aynen, hı hı, öyle. Şimdi evcil hayvanlarda ben de iki tane kız annesi olduğum için mesela onların aşılarına dikkat ediyorum, hı hı, mümkün mertebe. Kuduz da bu noktada önemli. Yılda bir tekrarlanması gereken, evet, aşılardan koruyucu anlamda önemli. Tabii sokak hayvanları daha çok evcil hayvanların aşılarına pek çoğuna dikkat ediliyor ama, hı hı, sokak hayvanlarında onunla bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu noktada da belediyelere de görev düşüyor, yerel yönetimlere diyebiliriz. Peki şimdi sizler de biliyorsunuz haberlerde de izledik, gazetelerde çıktı, okuduk. Özellikle bu noktada toplu köpeklerin saldırılarına uğrayan çocuklar, hı-hı, vatandaşlar oldu. Aslında bu ateşin fitili de oradan yandı diyebiliriz maalesef ki. Peki toplu köpek görünce insanlar nasıl kendini koruyabilir, nasıl davranabilir? Yani saldırgan hayvanlardan, hı-hı, nasıl koruyabilir? Şimdi öncelikle köpekler çok hisli hayvanlardır. Sizin korkunuzu, endişenizi, hı-hı, mutlu anlarınızı hissedebilirler. Tabii ki bunu uygulamak biraz zor ama öncelikle korkmadığınızı hissettirmeniz lazım. Zaten saldıracak köpek size saldırır. Ona çok yapabileceğiniz bir savunma mekanizması yok. Tabii ki kendi çabamızla mücadele edebiliriz. Ama genellikle köpeklerin korudukları bir sınır alan vardır. O sınır ve alana girmediğiniz müddetçe size %90 saldırmaz. Ama eğer bir saldırı da bulunursa kendinizi müdafaa etmekten başka bir seçeneğiniz de yok. Evet. Şimdi son konuya geçeceğim. Özellikle benim de sevdiğim konulardan bir, evet, tanesi, evet, evcil hayvanlarla ilgili. Yeni evcil hayvan sahiplenenler var ki pandemi döneminde ciddi manada bu revaşa geçti. Yani pek çok insan evde olduğu için kendisine ya kedi ya köpek aldı. Bununla vaktini geçirdi. Tabii bazıları maalesef ki sonrasında pandemi bitince sokağa ya da attı ya da başka birine sahiplendirdi. Oradan bahsetmiyorum ama şimdi yeni evcil hayvan sahipleneceklere tavsiyeleriniz neler? Nelere dikkat etsinler? Bu kedi için önce konuşalım isterseniz. Evet. Sonrasında köpeği değerlendiririz. Kediden başlayalım. Öncelikle yaşam tarzınıza uygun evcil hayvan seçimi yapmalısınız. Hani sürekli, hı-hı, evde mi bakacaksınız ya da bahçeli müstakil bir eviniz mi var? Buna göre ırksal seçim yapmanız gerekiyor. Mesela şu etapta ırk kediler, işte British Shorthair, Scottish Fold'lar ya da Siyam kedileri çok revaçta. Niye? Çünkü albenileri özellikle, evet, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.
Bunlar genellikle sakin mizaca sahip çocuklardır genellikle. Böyle oturur, yer içer, tuvaletini yapar, başka bir şey yapmaz. Çoğunlukla dinlenirler. Özellikle çok hareketli kedi sevmeyen vatandaşlar bunları sahiplenebilirler. Ama bizim kendi ırkımız olan tekir ve sarmanlar özellikle çok aktifler, avcı gibiler, arayıcılar, çok her yeri didik didik ederler. Hani daha çok onları bahçeli bir müstakil yerde bakmalarını tavsiye ediyorum. Genelde şöyle bir algı var, en sağlıklı tür tekir diye. Peki ona değinecek olursak neler söyleyeceksiniz? Ya bunu şöyle söyleyeyim. Bizim ülkemize adapte oldukları için, adaptasyon sürecini tamamladıkları için oluşan olumsuz koşullara kendilerini çok hızlı adapte edebiliyorlar. Evet. Ama diğer ırklar mesela British Shorthair İngiliz ırkının mensup olduğu için buraya çok uyum sağlayamayan bir ırk. Çok hassastır bu çocuklar. Bu konuda vatandaşların çok dikkat etmesini öneriyoruz. Cins kedi noktasında özellikle tabii üretiminin yapılmaması, belli başlı hani her cinsin birbiriyle çiftleştirilmemesi gerektiğini de biliyoruz. Şimdi kalıtsal hastalıkları da var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi 1974 yılında Scottish Fold ırkı İngiltere'de saf ırk olmaktan çıkarıldı. Evet. Bunlarla ilgili tıbbi literatürdeki ismi osteokondrodisplazi denilen eklem rahatsızlıkları ortaya çıkmakta. Kalıtsal bir hastalıktır bu. Anneden veya babadan geçer. Ne oluyor? Şimdi yavruyken alıyor vatandaşlarımız. Çocuk bir süre sonra büyüyor. Ağrıdan yürüyemiyor. Eklemlerde deformasyon, kireçlenmeler meydana geliyor. Ne yazık ki bu hastalığın bir tedavisi yok. Hani dayanılmaz ağrılara geldiğinde ötenaziden başka bir seçenek ne yazık ki kalmıyor. Evet. Özellikle Scottish sahiplenecek vatandaşlar için başka bir ırkla çiftleştirilmesi öneriliyor. O kalıtımsal hastalığı diğer genlerine geçirmemesi için. Evet. Peki köpek sahipleneceklere neler söyleyeceksiniz? Kediyi konuştuk ama. Şimdi evde çok bakılmasını biz köpeğin tavsiye etmiyoruz. Çünkü sosyal bir varlık kedi gibi değil. Hani günün 10-15 saati uyuyarak geçiren bir canlı değil. Evet. Eğer evde bakacak vatandaşlarım için 10 kilo ve altı olan minik ırklar özellikle tavsiye ediyoruz. Ama genellikle bunların günlük ihtiyaçları oluyor. Gerek gezme, gerek tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkarmanız gerekebiliyor. Eğer bahçeli, müstakil veya köydeyseniz orta ve büyük ırk denen ırk çeşitlerine ya da av köpeklerine bakabilirsiniz. Evet. Şimdi şuna da değineceğim. Evcil hayvanları olanlar beni anlayacaktır. Kedi ya da köpek fark etmez. Bizim hastalığımız olan bazen böyle psikolojik sorunlarla bir araya baş başa kalırız, depresyona gireriz. Hayvanlarda da bunu gözlemleyebiliyoruz dönem dönem. Köpeklerde ya da kedilerde depresyona girme. Bununla nasıl baş edilebilir? Yani kedi ve köpekler neden depresyona girer hocam? Genellikle kedi ve köpeklerin depresyona girmesinin sebebi, önce kedilerden başlayayım. Mesela siz evde bir kedi baktığınızda, bir eşyanın yerini şöyle değiştirdiğiniz zaman anında strese giriyorlar. Çünkü kediler rutin davranışları seven canlılar. Evet. Aynı saatte mama yer, aynı saatte tuvaletini yapar, aynı saatte uyur. Bu rutin çok değişmez. Eğer bu rutinin değiştiğini hissederlerse sizlere bazı psikolojik davranışlarla bunu belli eder. Atıyorum tuvaletinin dışına, en güzel kanepenin üstünde dışkısını idrarını yapabilir. Perdelerinizi çimdikleyebilir, koltuklarınızı tırmalayabilir. Yani bunlar ki özellikle mesela, hani uzun vadede lazım. Olmasa bile mesela ben şimdi kendi kedilerimden evi temizlerken hani mamasının suyunun yerini bir kaldırıyorum, sileceksem, süpüreceksem o an bile böyle tuhaf bakıp gidip onun yerinde koymanızı bekliyor. Yani aynen bir öyle. İnsan gibi evet konuşamıyorlar ama gözleriyle size onu anlatmaya çalışıyor. Hani mamam ya da suyumu yerine koy gibisinden. Böyle ilginç de varlıklar gerçekten. Peki köpeklerde hocam? Kediler kadar hassas değiller ama köpeklerle ilgili şöyle problem var. Günlük enerjilerini, özellikle orta ve büyük ırk köpekler enerjilerini atma ihtiyacı hisseder. Belirli bir kapalı ve dar alanda çok duramazlar. Kapalı alanda durdukları zaman psikolojileri bozuluyor onların genellikle. Evet. Son olarak şu uyarıyı almak istiyorum sizden. Hem yine kediyle köpeği ayrı olarak alacağım. Mesela kedi sahipleri kedilerinde hangi durumları gözlemlerlerse veteriner hekime kesinlikle gitsinler. O bahsettiğim rutinle ilgili problem olursa atıyorum. Mamasını yemedi. 24 saatten fazla idrar çıkışı olmadı. Ya da 72 saatten fazla dış çıkışı olmaması. Ya da stresten aşırı tüy dökümü. Hemen en yakın veteriner hekimlerine başvurmalarını öneririm bu tip durumlarda.
ilgili. Peki köpekte de aynı mı bu? Köpekte de aynısı efendim. Hı hı, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde Ekran Gazetesi ile karşınızda olacağız. Yeni konu ve konuklarla masada, bu masada gündemi değerlendireceğiz. Hem orduyu hem ülkenin gündemini konuşacağız. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.